Erkan'ım ya. Galadayız yani, belli olmaz, yapacak bir şey yok. Oğuz ve Leyla. Nasıl geçti yemek? Harikaydı. Çok uzun güzel. Sürdü. Dans ben. Ettik. Doyduk diyorsun. Doyduk, aynen. Ha, maşallah. Evet, nasıl geçti İlecim? Gerçekten kullandık. Uzun ha. sürdü, evet. Dansımız uzun sürdü. Sohbet de nasıldı? Fark edemedik. Sohbet de güzeldi. Arayı kapatabildiniz mi? Daha değil Ökhan'ım. Daha değil mi? Aynen, daha bana yetmedi açık konuşmak gerekirse iki gün. Çünkü uzun bir süre yoktu kendisi. Bana yetmediği için daha ama galiba dışarıya dair önemli meseleler konuştunuz diye düşünüyorum. Bir Ökhan, hatırlayalım. Yine evliliğe geldi konu. Oğuz getiriyor bir şekilde. Yani senin yüzden... kaçışın yok. Yok. Ben sana söyleyeyim. Daha da getirirsem hadi bakalım. Senin kaçışın yok. Ay ya. 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 Çok şükür ya. Vallahi yemin ediyorum aşkım. Ne haber? Ay, oh. İyi Özgür, senden ne haber? Çok iyi. Çok tatlı. Nasılsın? Çok güzel. Sormadan seveceğim seni zaten. Bir daha mı ederim? Açıklayalım. Nasıl mı ederim? Annen ablasın ama. Bilmiyorum, ben sana sarılmak istiyorum. Annen ablasın ama. Ama annenin beni birazcık o şekilde görmesine üzüldüm. Ama ne fark ettim biliyor musun bugün? Ne fark ettin? Şeyde konuşurken de mesela işte ablasıyla mı ne şu an hatırlamıyorum. Ferhat'ın tanışmış ya, konuşmuş falan güzel. Evet. Ben daha konuşmadım ki biz çok çok uzun zamandırız onlardan. Ses odasında. Ha şimdi ses odasında bir merhaba dedik, o kadar. İster misin? Bence sen çekiniyorsun diye ben seni zorlamıyorum. Ya çekiniyorum tabii ki, o ayrı ama tabii ki isterim çünkü... Ciddi misin? Şey duyunca bir garip oluyor. Bizden çok çok sonra başlayan, yeni başlayanlar hani tanışmış oluyor. Mesela ileride de sanırım Görkem'in tanışmış. Ben senin ablamla tanışmanı da çok isterim. Hatta dışarıda görüşseniz bile benim için çok mutlu olurum. Hani ablamın da seninle oturup böyle konuşmasını, ondan sonra onun fikirlerini de... Kendime geçmesin. Ben ondan fikir almak istiyorum çünkü. Öyle mi diyorsun? Evet aşkım. Ben bunu hallederim en bu arada. En iyi ondan anlarım. Ben bunu hallederim, sıkıntı yok. Dışarıda görüşürsünüz, bir konuşursunuz. Mesela benim hakkımda ne fikir almak istiyorsun? Aklında bir şey mi var? Bilmiyorum, dinlemek isterim yani. Evet, bu konuyu unutmuşum. Bu konu da vardı. İlayda'nınki sanırım yanılmışım. Yoksa evet, var yok, mı? Evet, bizimki ha, evet. değil. Onu yanıldım ama işte Gizem'den duydum mesela. Konuşmuş yani, tanışmış. Ben dedim ki biz çok önceden beri beraberiz. Böyle bir şey olmadı. Sadece ses odasında bir merhabalaştık, o kadar. Onun için hiç tanışmadık hani. Bir telefon konuşması bile yapmadık. O yüzden Oğuz'la bunu konuştuk işte. Tanışmak isterim yani ablasıyla. Ben de gerçekten tanışmasını çok isterim. Ama biliyorsunuz Öykü Hanım, şimdi kendisi dedi ya, Oğuz bir şekilde evliliğe getiriyor mevzuyu. Ben de böyle yanlış anlaşılmasın artık. Hadi ablamla da tanış, annemle de tanış. Böyle olsun, böyle olsun diye ben... Asla zorlamadım kendisini. Baskı yapmak istemiyorsun. Gerçekten ben öyle düşündüm. Hani ne bileyim, baskılı hissediyor gibi hissediyorum ben artık Nihli'yi. Öyle hissetmesini istemiyorum. Hani özellikle de şununla da konuşmanı istiyorum, bununla da konuşmanı istiyorum. Çünkü gerçekten hani diyorlar ya, ailesi de diyor hani yaşın küçük falan diye. Böyle kendini zorla bir yere atmak gibi hissetsin istemiyorum. Ben böyle düşündüğünü bilseydim. Ben zaten baştan bunu ayarlardım bir şekilde. Hı, dışarıda onları görüştürürdüm. Telefon numaralarını birbirlerine verirdim. Telefonla konuştururdum. Ben zaten genellikle ablamla yan yana olmuyorum. Yani o yüzden böyle bir fırsat yani denk gelmedi. Denk gelmedi. Ben dışarıda görüşmelerini çok isterim. Benim hakkımda bazı tavsiyeler almak istiyormuş. Ben bunu zaten dün yemekte de anladım. Tamam dur. Nihle konuşsun. Tamam. Bu arada ben onu kötü bir şekilde söylemedim. Belki onu kesitlerden de görüyorum. Ve bizim işte hani... fandom da bunun farkında. Oğuz gerçekten sürekli evliliğe getiriyor ya konuyu. Bu sadece iyi niyetli olarak söyledim bunu. Kötü bir şekilde söylemedim. Bunlar rahatsız da değilim. Hoşuma da gidiyor hatta. Yemekte de öyle oldu. Bir anda çok alakasız bir şekildeyken evliliğe getirdiği için ona o yüzden öyle söyledim. Ve bu baskı hissetmiyorum üzerimde. Çünkü zorla yapılacak bir şey değil sonuçta. Sadece hani konuşuyoruz bunun üzerine. Çünkü ben de gerçekten böyle bir şey ileride olsun isterim. Peki o zaman sizi de yürütelim mi? Bir Ohni'ye bir mesajınız varsa Ohni. Onları da çok zor bir söylemesi. Evet çok zor gerçekten. Çok zor söylemesi. Keşke başka bir şey yapsaydık başına. Keşke. Gel prens. Daha da evlilik konusunu açmıyorum. Aşkım ya. Merak etme. Önce yürüyün, sonra kamera sizin. Tamam Hüküm. Sizi sevenlere ele tutuşalım. Beraber ya da ayrı ayrı söylemek istediğiniz bir şey varsa kameraya söyleyebilirsiniz. Tamamdır. Evet. Hüküm.
Buyurun, müzik gelsin. Evet, buyurun, söz sizin. Merhaba. Çok yayın açmıyorsunuz ama farz edin ki yayın açtınız. Evet. Ve sesleniyorsunuz. Abi Nihli abla nerede? Nihli abla nerede? Oğuz Açı. Ben açmıyorum da Oğuz Açı. Oğuz'a da hep Nihli der de diyorlar. Evet, evet, görüyorum. Evet, ne söylemek istersin abi? Ben de artık açacağım. Önce onu bir söyleyeyim. Evet, Oni fandomuna ne demek istersin? Bizi sevenlere. Bizi sevenlere önce teşekkür ederim. Bizi sevdiğiniz için ve çok güzel sevdiğiniz için. Çünkü çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Konuşuyoruz ve sizinle konuşmak çok farklı. Gerçekten böyle ailemle konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Bu yüzden teşekkür ederim. Ve onun dışında... Ne yapmasınlar? yapmalarını istemediğim bir şey var mı? Onların mı? Yok. Yok. Peki. İyi ki varsınız. Evet, gerçekten iyi ki varsınız. Hani hiç şunu yaptınız, bundan memnun değiliz diyebileceğim hiçbir şey yok. Hep yanımızdalardı. Peki. İyi ki varsınız. Hep bizi savunuyorlar. Teşekkür ederiz. Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince sizinle iletişimde kalmaya çalışıyoruz. Ne kadar becerebiliyoruz bilmiyorum. Ama sizin bize iyi mesajlarınız çok iyi etkiliyor. Ve ilişkimizi daha iyi yerlere evet. sürüklüyorlar. Çok teşekkür ederiz. İyi ki hayatımızdasınız. İyi ki varsınız. Bizi desteklemeye devam edin. Ya böyle. Teşekkür ederiz. Yerinize geçebilirsiniz. İlaydacığım,